Simav'dan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. 2014'te şehir merkezinde yaklaşık 15 bin konutun tamamını jeotermal enerjiyle ısıtarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefleyen Kütahya'nın enerji zengini ilçesi Simav'da belediye şimdi aynı enerjiyle elektrik üretimi yaparak 25 bin nüfuslu turistik ilçesini enerji üretim merkezine dönüştürmek istiyor. Belediye Başkanı Kasım Karahan, 2002 yılından bu yana şehir merkezindeki konut ve iş yerleriyle Eynal Kaplıcaları bölgesindeki 400 dekarlık seralarda ısınma, 900 yataklı termal tesislerde şifa ve tatil amaçlı kullandıkları jeotermal enerjiyi elektrik üretiminde kullanarak hem ilçe hem de ülkeye önemli ölçüde ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda değişik partilere mensup meclis üyeleriyle birlikte Denizli'nin Sarayköy ilçesine inceleme gezisi düzenleyen Başkan Karahan, Türkiye'de ilk kez Sarayköy'de uygulanan kuyubaşı santral modelini Simav'da da uygulayarak bir ilki gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Gezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Karahan şunları anlattı. Uzun zamandır Simav Belediyesi'nin ve Belediye Meclisi'nin gündeminde olan elektrik santralı ile ilgili çalışmaları yerinde görmek anlamında bu Denizli Sarayköy bölgesinde yaptığımız üçüncü gezi oluyor. Tabii burada bugünkü yaptığımız gezi Türkiye'de ilk defa kuyubaşı türbinleri olarak hayata geçen Türkiye'de tek ve ilk santral. Bizim de zaten Eynal Kaplıcaları'ndaki modelimiz buna benzeyecek, bu şekilde olacak. Onunla ilgili arkadaşlarımızla beraber buraya gelip bir incelemede bulunduk. Olabilirliğini gördük. Bizim sularımızın sıcaklığı, debisi buradaki yapılan santralla ilgili değerlerle örtüşüyor. Ekonomisi de Simav Belediyesi'nin ve halkının karşılayabileceği bir noktada. Onun için ön incelememizi tamamladık. İnşallah en kısa zamanda Simav halkına, Simav Belediyesi'nin kendi elektrik tüketimini en azından karşılayabilecek bir santralı hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi bizim jeotermal kaynaklarımızın en büyük gider hanesini elektrik faturalarımız oluşturuyor. Bu da belediyemize büyük bir yük getiriyor. En azından kendi kullandığımız enerjiyi kendimiz üretirsek halkımıza daha ucuz jeotermal enerji sağlama noktasında büyük bir çabayı aşmış oluruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha ciddi boyutta santralin yapımıyla ilgili çalışmalara başlayabiliriz. Buradan bu müjdeyi vermiş olalım insanlarımıza. En kısa zamanda bir santralı hayata geçirmek istiyoruz. Ve bu tip bir santral kurmak istiyoruz. Kurulumu kolay, ekonomik ve bizim bölgemize uygun. Simav Belediyesi'nin elektrik giderini sıfıra indirebileceğimiz ve halkımıza jeotermal enerji ücretleri konusunda ve belediyemize yeni bir kaynak yaratma açısından mümkün olabilirliğini gördük. Sarayköy'e geldik. Gerekli incelemeleri yaptık. Buradaki santral bizim belediyemize maddi açıdan insanlarımıza daha çok daha fazla hizmet verebilme açısından eğer bunu hayata geçirebilirsek Simav için çok büyük bir başarıya imza atmış olabiliriz.